Dinleyicimiz de sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Ayet-i kerime mi yoksa? Hadis-i şerif. Hadis-i kutsi. Hadis-i kutsi. Levlâke levlâke lemâ halaktul eflak. Seni yaratmasaydım bu kainatı yaratmazdım. Mevâhibül lediniye de var bu. Hadis-i yani, kutsi yani. Evet, hadis-i tamam. Kutsi. Buyurunuz efendim. O konuşulunca bir iki kelime söylemekten de edemiyorum. Çünkü zaman zaman kızıyorum, zaman zaman da gülüyorum Mustafa abi. Şimdi yaratan Muhammed Aleyhisselam'ı yarattıklarının en zirvesinde yapmış. Habibim demiş, sevgilim demiş. İkinci sırada İbrahim Aleyhisselam'ı yaratmış. Ona da Halilim demiş, dostum demiş. Diğer ulul azm peygamberlerden mesela Musa Aleyhisselam Kelimullah'tır. İsa Aleyhisselam var. Ruhullah'tır. Nuh Aleyhisselam var. Adem Aleyhisselam var. Bunların her birine aynı şekilde. Ya Muhammed Aleyhisselam'ı zirvede yaratmış Cenab-ı Hak. Ama adam şimdi kalkıyor bunu çekemiyor. Bu benim tuhafıma gidiyor. Ya arkadaş senin bir bahçen olsa... Bu bahçede sen dilediğin meyve veya aynı şekilde sebzeyi ekme selahiyetine sahip misin değil misin? Sahipsin. Ve bahçenin içerisinde de bir tane böyle hani number one diyorlar kendin için yani tercih ettiğin bu benim işte bir hani, numara. Bir numara. Dediğin ne bileyim vişnedir, kayısıdır, elmadır. Ona böyle hususi böyle ihtimam gösterdiğin, çoluk çocuk kendisi sakın ha dokunmayın, ona yaklaşmayın falan dediğin bir şeyin var mı? Var. Niye yapıyorsun? Sana ne der bana tamam mı? Bahçevineyim. Peki mülk Cenab-ı Hakk'ın sana ne be arkadaş ya? Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam metü senasına dayanamıyor bazıları. Bunun aslı yok. Bu uydurma. Diye dayanamıyor. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam amcalarından mesela Ebu Talip Hazreti Ali'nin babası. Evet kafir olarak öldü. Ama Allah-u Teala sonra diriltti buyuruyor İbn-i Hacer-i Mekki Hazretleri Nimetül Kübra kitabında. Sonra diriltti iman verdi. Ya olur mu öyle şey falan? Sana mı soracaktı Cenab-ı Hak? Bana mı soracaktı? Ya Ebu Talib'i diriltip de iman etti, cehennemden çıkarıp cennete koymuş olsa senin ne zararın dokun? Sana ne? Cennet senin mülkün mü? Allah-u Teala 70 sene küfür üzerine Allah-u Teala inkar ederek yaşadığı halde 70. yaşında adam iman ediyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki geçmişini sildim ben senin. Cennete koyacağım. Onu 70 sene hiç ibadet etmedin cennete gidecek falan. Ha, sen 70 sene ibadet ettin ama Allah-u Teala'nın emirlerini hafife aldın işte laf olsun diye yaptın. Sen de cehenneme gittin. Cenneti hani bir kişi daha fazla girerse bize yer kalmayacak gibi falan. Öyle mi zannediyor? Veyahut da mülkümü zannediyor. Bu hastalık şeylerde de var. Ben çocukluğumdan itibaren vaiz efendilerde de var. Çıkıyor kürsüye falan böyle duman ediyor. Sanki ona yetki verilmiş. Ona yetki verilmiş. Anahtar da cennetin cehennemin anahtarı. Cennete gidersin, cehenneme gidersin. Bağırıyor böyle. Bir dakika arkadaş sen İslam'sın. Sen İslam'sın. Yani sen camide sen vaaz etme, vaaz kürsüne çıktığın için veyahut da imam olduğun için, veyahut da müezzin olduğun için, veyahut da Kur'an kursunda vazifeli olduğun için, veyahut da Diyanet'te vazife aldın diye, İmam Hatip Okulu'nda veyahut da ilahiyatta vazife aldın diye sen işi kurtardın mı? Olur mu öyle şey ya? Hani bu hikaye şeklinde, fıkra şeklinde anlatılıyor da bunlar şey değil ki. Miraç gecesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cehennemde aynı şekilde dudaklarını makaslarla aynı şekilde kesenleri gördüm. Durmadan böyle. Azap oluyorlar. Bunlar kimlerdir diye sordum Cebrail Aleyhisselam'a. Bunlar senin ümmetin aynı şekilde vaizleri, hatipleridir. Bunlar insanlara şunlar yapın, yapmayın kendileri de aynı şekilde amel etmezlerdi. Cehennemde, cehennemde. Hani fıkra olarak anlatıyor ya adam birisi bakmış kendi mahallesindeki imam ölmüş cehennemde gözüküyor falan. Demiş sen orada ne aradın ya demişti. Biz anlatıyorduk ama demiş işte sizin gibi iman etmedik, sizin gibi amel etmiyorduk. Biz para karşılığı yapıyorduk bunları. Geldiğimiz yer burası oldu. Bu arada gülmüş. Ya hem cehennemdesin hem gülüyorsun. Ya demiş benim altımda demiş müftü var demiş ayağımı gıdıklıyor. Yani sen nasıl garanti edebilirsin? Kimsenin garantisi yok. Allah-u Teala'yı tanıyorsun. Allah-u Teala'dan korkar. Bunlar tanıdığı falan yok yani. Efendim biz işte Kur'an'ı biliyoruz. Kafasına göre veriyor. Allah saklasın küfre giriyor. Küfre girince zaten korku kalmaz. Ya diğerine göre daha tehlikede bir de. Daha tehlikede tabii. Yani normal bir vatandaş bilmeyen birisinin durumuyla onunki çok farklı. Bile bile yapmak. Çok doğru söylüyorsun. Yarın mahşer günü mizanda mesela hesaba çekilirken o duymamıştır bilmemiştir. Özür olur mu olmaz mı orasını bilemeyiz. Ama efendim ben bilmiyordum bunu.
Bilseydim yapardım. Mesela diğer amellerine bakılır onun. Hakikaten bildiklerini elinden geldiği kadar yaptıysa Allah-u Teala meleklerine der ki tamam. O bildiklerini doğru olarak yapmaya çalıştı. Bunu bilemedi, öğrenemedi. Affettim deyiverir. Ama Osman Ünlü geldi. Şey bilmiyordum, biliyordum. Hıkmık. Milleti de anlatıyordun. Nasıl kıvıracaksın? Sen bunu bilerek yaptın diyecekler. Veyahut da bilerek yapmadın. Cezası azabı öbürsünden ağırdır bunun. Çok ağırdır. Korkmak mı lazım? Elbette korkmak lazım. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ve bir de insanın önünde en canlı misali var. İnsanlardan da var da iblis misali var mesela. İblis ya senelerce değil Mustafa Bey, asırlarca. 200 bin senelik ibadetinden bahsediliyor. Sadece yer dizinde değil, göklerdeki aynı şekilde ibadet etmediği, secde etmediği yer kalmadı diye. İbadet ediyordu. Ama tard edildi. Allah-u Teala'nın ibadete ihtiyacı yok ki. Yani 7 milyar insan, bunun 10 katı 70 milyar cin. 77 milyarın tamamı iman etse, yani cin ve insan hepsi tamamı iman etse, hepsi başını secdeden kaldırmasa Allah-u Teala şanı şerefi mi yükselir? Veyahut da aynı şekilde bu 7 kat göklere bir 7 kat daha ilave mi edilir? Yok. Allah-u Teala buyuruyor ki ihtiyacım yok. Ve kimin ihtiyacı var? Bizim ihtiyacımız var. Onun için de hani nereden kaynaklandı? Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hani onun büyüklüğü, Allah-u Teala indindeki derecesinin yüksekliği, bazılarının aynı şekilde onu çekememe. Yok öyle şey falan diye hemen tepki koyuyor. Sana mı soracaktı Cenab-ı Hak? Efendim gene